1959 yılında deniz yarbayı William Henry Rankin'in başına gelen mucizeyle yarışabilecek çok az hayatta kalma hikayesi vardır. Kendiniz karar verin. Kötü bir gün geçiren bu adam neredeyse boğulacaktı. Hem de gökyüzünden düşerken. Kulağa gerçek olamayacak kadar çelişkili geldiğini mi düşünüyorsunuz? O halde arkanıza yaslanın ve size bu hikayeyi anlatmama izin verin. Rankin, Kuzey Carolina kıyısında tek motorlu süpersonik F-8 Crusader jetini kullanırken tarihler 26 Temmuz 1959'u gösteriyordu. Yüksek irtifalı bir uçuştu ve Rankin, yüzbaşı Herbert Nolan'la birlikte 14.300 metre gibi bir irtifada uçmaktaydı. Jetlerine sahip oldukları sıra dışı turuncu ve gümüş renkleri nedeniyle hastane gönüllüsü ismi verilmişti. Hızlı ve sorunsuz bir şekilde havada süzülüyorlardı. O gün sorun oluşturabilecek tek şey uçakların çok altında kalan şiddetli fırtınaydı. Ama o an için herhangi bir tehdit oluşturmuyordu. Ancak pilotlar Beaufort, Güney Carolina'daki donanma hava üssüne ulaşmak için bu fırtınadan geçmek zorundalardı. Uçaklar askeri üsten yaklaşık 15 kilometre ve yalnızca birkaç dakika uzaktayken işler karışmaya başladı. Rankin'in motoru birden durdu ve yangın uyarısı göstergesi yanmaya başladı. Motoru yeniden çalıştırmayı başaramadığı için tüm gücü kaybetmişti. Rankin fazla seçeneği olmadığını biliyordu. Uçağının daha fazla hız kazanmaması ve burnu üzerine çakılmaması için çaba harcasa da nafileydi. Ardından ortağına telsizden haber verdi. Motor arızası, fırlatma yapmak zorundayım. Çok yüksek bir irtifada oldukları için bu çok korkutucu bir karardı. Üstelik yarbayın basınç tulumu da yoktu. Ona yardımcı olabilecek tek şey çok da hacmi olmayan bir oksijen maskesiydi. Lakin pilotun başka bir seçeneği yoktu. Tereddüt etmeden başının üstündeki kulbu çekti ve fırlatmayı gerçekleştirdi. Kısa bir an sonra kendisi havada ve uçağı da bulutların arasında kayboldu. Rankin 12.200 metreden eksi 54 derece soğukta serbest düşüşteydi. Normalde hava dalışçıları 1 ila 3.000 metreden atlarlar. Sadece deneyimli uzman atlayıcılar 4.500 metreden daha yüksekten atlayabilirler. Ve o zaman bile hatırlayacağınız üzere Rankin'in o an elinde olmayan basınç tulumu gibi gerekli ekipmanlar olmadığı takdirde ciddi komplikasyonlarla baş başa kalabilirsiniz. İşin özeti, Rankin kendini eşi benzeri görülmemiş bir yükseklikte bulmuştu ve inanılmaz bir basınç düşüşü yaşıyordu. Midesinin iki kat büyüdüğünü ve burnunun patlamak üzere olduğunu hissediyordu. Gözleri, kulakları ve ağzı kanamaya başladı. Bunlar gibi birçok korkunç olayın ardından yarbay basınç düşmesinin sonunu getireceğini düşünüyordu. Fakat onu daha ciddi bir tehlikenin beklediğinden habersizdi. Rankin düşmeye devam ediyordu ve bunca korkunç olayın yanında şok edici soğukla da başa çıkmak zorundaydı. El ve ayak bilekleri sanki biri direkt olarak cildine buz koymuş gibi yanıyordu. Uçaktan atlarken eldivenlerinden birini kaybetmişti ve sol eli tamamen uyuşmuştu. Üstelik hala serbest düşüşteydi. Pilotun elbette paraşütü vardı fakat paraşüt otomatik olarak 3000 metrede açılmak üzere tasarlanmıştı. Yani Rankin paraşütünü açmaya çalışsaydı bile bunu başaramazdı. Bu nedenle saniyeler içinde ve baş döndürücü bir hızla uçağıyla birkaç dakika önce üzerinden geçmiş olduğu fırtınaya yakalandı ve bir felaket daha böylece başlamış oldu. Rankin yaklaşık 5 dakika boyunca neredeyse hiçbir şey göremediği kara bulutların, yağmurun, dolunun ve şiddetli rüzgarların arasında düşerken paraşütünün otomatik olarak açılmasını sağlayacak olan barometre bozuldu. Yarbayın etrafındaki şiddetli hava paraşütün erken açılmasına yol açmıştı ve Rankin fırtınanın ortasında sıkışıp kalmıştı. Fakat bu sıradan bir fırtına değildi. Ne yazık ki 39 yaşındaki savaş jeti pilotu kendini bir cumulonimbus bulutunun tam da içinde bulmuştu. Bu bulutlar genellikle dev, kabarık mantarlara benzerler. İnanılmaz derecede yoğundurlar ve atmosferin aşırı şekilde dengesiz olduğu yerlerde ortaya çıkarlar. Üstelik bu tür bulutlar dikeydir ve en büyüklerinin uzunlukları 21 bin metreye varabilir. Bir cumulonimbus bulutu ne kadar uzunsa içerisi de o kadar dengesiz ve şiddetlidir. Rankin paraşütü çok erken açıldığı için kendisini böyle bir durumda bulmuştu. Diğer taraftan paraşüt olması gereken irtifada açılsaydı bile bulut onu hava akımından dolayı yine içine çekecekti. Her halükarda pilotun bunu düşünecek zamanı yoktu. Vücudu bir bez bebek gibi oradan oraya savruluyordu. Paraşütünün kumaşına çarpıyordu, tekrar düşüyordu ve bu döngü tekrarlanıp duruyordu. O kadar kötü savruluyordu ki deneyimli jet pilotu deniz tutması yaşıyordu. Rankin'in etrafında şimşekler de çakıyordu. Üstelik şimşeklerin sadece sesini duymuyordu. Titreşimlerini tüm bedeninde hissedebiliyordu.
Bazı anlarda dolu taneleri o kadar büyük oluyordu ki Rankin paraşütünün yırtılacağından korkuyordu. Fakat pilot yağmurların arasında düşerken daha zor anlar onu beklemekteydi. Rankin birkaç kere boğulma tehlikesi yaşadı. Ne zaman nefes almaya çalışsa ağzı yağmur sularıyla doluyordu ve nefes alamıyordu. Eğer fırtınanın bu bölgesinde biraz daha fazla kalmış olsaydı düşüşü sırasında boğulması işten bile değildi. Nefesini tutabildiği kadar tutmaya çalıştı. Fakat bu böylesine aşırı hızlarda yapılması oldukça tehlikeli bir şeydi. Bu esnada Rankin yukarıya ve aşağıya doğru savrulmaya devam ediyor. Hatta bu savrulmalar bazen 1500 metreyi bile buluyordu. Kendini sanki tazyikli hava tarafından çarpılarak saatlerdir düşüyormuş gibi hissediyordu. Neyse ki sadece iyi şeylerin değil, kötü şeylerin de bir sonu vardır. Rankin nihayet kümülonimbus bulutunun altına geldiğinde 40 dakikadan daha fazla bir süre bu acı verici süreci yaşıyordu. Pilot ciddi bir şekilde yaralanmadığını, şimşekler tarafından kızartılmadığını, paraşütünün tek parça olduğunu ve yağmurda boğulmadığını gördüğünde çok şaşırmıştı. Artık endişelenmesi gereken tek şey güvenli bir iniş yapmaktı. Başta Rankin bir açıklığa doğru ilerliyordu fakat kötü şansı devam etti ve son anda esen güçlü bir rüzgar onu bir ağaca fırlattı. Paraşütü dallara takıldı ve başını ağacın gövdesine çarptı. Şansına miğferi hala başındaydı ve bilincini kaybetmedi. Ağaçtan kurtulduktan ve ayaklarının üzerine indikten sonra ormanın içinden bir köy yolu buluncaya dek topallayarak yürüdü. Fakat otostop çekmek çok zorlu bir meydan okumaya dönmüştü. Yolun kenarında ağzı yüzü kan içerisinde sırılsıklam ve yırtık pırtık bir uçuş kıyafeti giyen bir adam gördüğünüzü düşünsenize. Çoğu kişinin onu arabasına almak istememesine şaşmamalı. Fakat nihayet biri onu aldı ve bir ankesörlü telefona kadar götürdü. Rankin burada bir ambulans çağırmayı başardı ve sonra aslında ne kadar şanslı biri olduğunu öğrendi. Tüm vücudunda kesikler ve çürükler vardı. Basınç düşmesinin kötü sonuçlarından mustaripti ve ayazlama yaşıyordu. Fakat bunların haricinde uzun vadeli bir sorunu yoktu. Rankin sağlığına tamamen kavuşmak için hastanede birkaç hafta geçirdi. Daha sonra tecrübelerini anlattığı Gök Gürültüsüne Binen Adam isimli kitabı yazdı. Sizin bildiğiniz muhteşem hayatta kalma hikayeleri var mı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videomuzu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ama hemen bir yere uçmayın. Kanalımızda 2000'den fazla harika video var ve tek yapmanız gereken sağdakini veya soldakini seçmek, tıklamak ve keyfini çıkarmak. Hayata olumlu bakın.